Oda sıcaklığında nitroz asit diyoruz buna. Bu da hidrojen siyanür. Asitlik sabitleri verilmiş arkadaşlar bize. Ka 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 ve 1 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şimdi şunu biliyoruz ki bir asidin Ka sabiti ne kadar büyükse o kadar kuvvetli asittir. Bakıyorum nitroz asit daha kuvvetli, öyle değil mi? 10 üzeri eksi 4. Bu daha kuvvetliyken bu daha zayıf asit bizim için. Şimdi bu ayrımı yapmamız isteniyor arkadaşlar bizden. Bu asitlerden aynı sıcaklıkta eşit derişimli sulu çözeltiler aldınız. Hangisi yanlıştır? Hidrojen siyanür daha zayıf bir asit midir? Hidrojen siyanür, bakın Ka'sı daha küçük olduğu için daha zayıf bir asittir. Doğru. HNO2'nin pH'ı daha mı büyüktür? HNO2 daha kuvvetli bir asittir. Kuvvetli asit demek pH'ı sıfıra daha yakın demek, öyle değil mi? Yani pH'ı daha küçük olmak zorunda, ama küçük olmasından kastı daha kuvvetli olduğu anlamına gelir. Yani bu yanlış. Öyle değil mi? Şu ifade arkadaşlar yanlış. Yine söylüyorum, pH'ın büyük olması demek zayıflıktır. Ama pH sıfıra ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli olacak. HNO2 de bizim için daha kuvvetli bir asittir. O yüzden pH'ı sıfıra yakın olmalı. Hidrojen siyanürün iyonlaşma yüzdesi daha küçüktür diyor. Bunu nereden bakacağız? Şuradan bakacağız. Başlangıçta ikisinden de aynı derişimde aldık. Ama biri daha fazla iyonlaşmış, değil mi? Daha fazla iyonlaştığını bakın bu Ka sabitinden görebiliyorum. Kim daha çok iyonlaşmış? HNO2'nin iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür. Hidrojen siyanürün iyonlaşma yüzdesi daha küçüktür. Evet, demek ki bu da doğru. Ha, bana yanlışı soruyor. Yalnız 2'dir cevabımız dedik. Oda koşullarında hidrojen siyanür zayıf asidimiz varmış bizim. Hidrojen siyanür arkadaşlar H artı ve CN eksi şeklinde ayrışıyor. Bu adamdan 0,1 molar varmış. Bir miktar saf su eklenerek seyreltiliyor diyor. Güzel. Buna göre çözeltideki H artı iyon derişiminin zamanla değişimi nedir? Önce H artının başlangıçtaki miktarını bulalım. 0,1 molar bundan vardı. Öyle değil mi? Ka verilmiş bize. O halde bundan eksi A kadar girerse reaksiyona, buradan artı A kadar, buradan da artı A kadar oluşacak deriz. Sonuçta şu A'yı zaten ihmal ediyorduk. Burası 0,1 A ve A. Ka sabiti için ne diyeceğiz arkadaşlar? Ka sabitini bize soru ne vermiş? 1 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yahu bu oran zaten A kare, yani ya da A çarpı A bölü 0,1'e eşit değil mi? Ürünler, bakın, bölü girenler. Bunları eğer çarparsak A kare 10 üzeri eksi 10 olur. Buradan A 10 üzeri eksi 5 çıkar. A'nın 10 üzeri eksi 5 çıkması demek H artı derişiminin başlangıçta 10 üzeri eksi 5 olması demektir. Yani 10 üzeri eksi 9 olan şu vatandaşları hemen eledik. H artı derişimimiz normalde 10 üzeri eksi 5. Şimdi geldim arkadaşlar soruya. Diyor ki bir miktar 10 üzeri eksi 5 iken derişim bir miktar saf su ekledik. Hoba, yahu molarite N bölü V değil miydi? Biz birdenbire çözeltiye su eklersek hacim ne olacak? Artacak. Hacim artarsa derişim ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Yani bakın burada H artı derişimi azalacak. Su ekledim. Denge, biz bu asit baz dengesi, sonuçta çift yönlü reaksiyon bunlar. Dengede her zaman ne taraf azalırsa reaksiyon oraya gitmek ister. H artı derişimi azalırsa denge onu tamamlamak için ürünlere doğru kayar. Anlaşıldı mı? Yani önce bakın 10 üzeri eksi 5 olacak. Sonra azalma gerçekleşecek. Burada azalmış. Burada azalmış. Burada da azalmış. Fakat daha sonra tekrar dengeye gelmek için ürünlere doğru kaymak isteyecek. Yani H artının tekrar artması lazım. O halde doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa. Bakın soruyu tekrar ediyorum size. Önce elimdeki zayıf asidin H artı derişimine ulaştım. Nereden? Ka sabitinden 10 üzeri eksi 5 buldum. Yani H artı derişim 10 üzeri eksi 5. Ben buna su eklediğim an H
Hacim artar, derişim azalır. Derişimin azalması demek, bakın birdenbire dengedeyken derişimler azaldı. Farkında mısınız? Zaten derişim artanları ihmal ettim. Ondan sonra reaksiyon ürünlere doğru kayacak. Yani azalanı tamamlamaya çalışacak. H artı derişimi tekrar artar. Ama unutmayın, asla başlangıçtakine kadar gelemez yorumlarını da zaten bir önceki ünitemizde yapmıştık. Asitlik sabiti. Asitlik sabiti dediği şey ne arkadaşlar? Ka. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olan HA asidinin. Hemen HA asidini aldım. H ve A diye ayırdım. Bu adamdan 0,5 molar varmış bakın bileşikten. Şuraya bileşiği de yazayım da. Sonra aman Allah'ım ne oldu demeyin bana. 0,5 molarlık çözeltinin iyonlaşma yüzdesini soruyor soru. Ne kadarı iyonlaşmıştır diyor. Şimdi ben bunun ne kadarın iyonlaştığını bilmiyorum. Eksi x gibi bir şey dedim. O eksi x'e bu artı x. Bu da artı x değil midir? Sonra dengeye geldik arkadaşlar. Dengede hemen şöyle rengimizi değiştirelim. Bu x'i ne yapıyorduk zaten? İhmal ediyorduk. Yani dengede bu adamdan 0,5 var. Burada x var. Burada da x var. Ürünler bölü girenler bana ka'yı vermek zorunda. X kare bölü 0,5 eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Normalde şu asitlik sabiti ka bilgisi gençler parantezde şurada sorunun altında verilir. Burada bu şekilde verilmiş, herhangi bir fark yok. Burada içler dışlar çarpımı yaparsanız 5 kere burası ne olacaktır? X kare 5 çarpı 0 5 derseniz şurası 25 olur. Onu da öbür tarafa atarsak 10 üzeri eksi 6. Şimdi her tarafın bir kare kökünü alalım gençler. Buradan x'i ne buluruz? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ama bakın işimiz bitmedi. Biz şu an ne kadarın iyonlaştığını bulduk. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ama bize iyonlaşma yüzdesini soruyor. Yani diyeceğiz ki normalde eğer 0,5 molar elimde varken 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 iyonlaştıysa bu adam yüzde kaç iyonlaşırdı? İyonlaşma yüzdesini sorduğu için böyle içler dışlar çarpımı yapmalıydım. Zaten şu ikisi 10 üzeri eksi 1 olur. 0,5'e 0,5. Buradan sonucumuz ne çıkar arkadaşlar? 1. Demek ki cevabımız %1'miş. Yani Adana. Sodyum hidroksit ve amonyakla ilgili demiş hangileri doğrudur sorusunun cevabını arıyoruz. Öncelikle şunu bilelim. İkisi de baz. Ama sodyum hidroksit gayet kuvvetliyken amonyak arkadaşlar zayıf bazdır. Bakın biri kuvvetli biri zayıf. Şimdi sulu çözeltilerinde H artı iyon derişimi OH iyon derişiminden fazladır demiş. Hayır, biz ikisinin içinde bazdan bahsediyoruz. Haliyle bazlarda OH derişimi fazla olmalı. Birinci öncül yanlış. Aynı koşullarda KB değeri NH için daha küçüktür demiş. Ne kadar zayıf bir bazınız varsa, bakın zayıf bazda KB değeri küçüktür, öyle değil mi? KB değeri arttıkça kuvvetlilik artar dedik. Zaten sodyum hidroksitte KB değerinden bile bahsedemeyiz. Çünkü bu adam suda %100 iyonlaşır. Yani 1 molar sodyum hidroksitiniz varsa 1 moları da iyonlaşacaktır. Ama NH3'ten 1 molar varsa elinizde bu kadarın iyonlaşmasını bekleyemezsiniz. Sulu çözeltilerine su eklendiğinde sodyum hidroksitin iyonlaşma yüzdesi değişmezken NH3'ünki artar. Şimdi bu öncüle dikkat edelim arkadaşlar. Sodyum hidroksitin kuvvetli olduğunu zaten söyledik. Yani zaten bu adam suda %100 iyonlaşıyor. Ben buna su eklediğimde ortamda çözebileceği başka bir şey yok. O halde iyonlaşma yüzdesi değişmez. Ama amonyak suda %100 iyonlaşmıyor değil mi? Artan bir miktar var. Ben bu adama su eklersem bu daha çok iyonlaşmak isteyecektir. O halde iyonlaşma yüzdesi artacaktır yorumunu yapıyoruz. Bakın çok fazla karşınıza çıkacak şu üçüncü öncül. Lütfen dikkat. Kuvvetlilerde iyonlaşma yüzdesi değişmez ama zayıflarda iyonlaşma yüzdesi su eklerseniz artacak. Cevabımız
Denizli cevabımız dedik. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Aynı sıcaklıkta eşit derişimli HX, HC ve HC asitlerinin sulu çözeltilerin asitlik sabitleri verilmiş. Şunu biliyoruz. Ka değeri ne kadar büyükse o kadar kuvvetlidir. İyonlaşma yüzeylerini kıyaslayın diyor. En büyük kim arkadaşlar? Asitlik sabiti en büyük olan bu. O halde en çok iyonlaşacak olan budur. Yani HC büyüktür. Sonra HX, daha sonra da HC şeklinde. O halde cevabımız Ceyhan dedik. Asit ve bazlarla ilgili hangileri doğru olur demiş. Bir asidin yapısındaki H sayısı asitin kuvvetini belirler. Hoba. Asitin yapısındaki diyor. Yani şöyle düşünün. Hidrojen klorür ve H2SO4. Asitin yapısında burada iki tane hidrojen var. Daha mı kuvvetlidir? Hayır arkadaşlar, değildir. Bana suya verdikleri H artı derişimleri lazım. İçlerindeki bu tesir değerlikleri asidin kuvvetliliğini belirleyemez asla. Birinci öncül yanlış. Ka değeri ne kadar büyükse o kadar kuvvetli asittir. Heh, bu son 3-4 sorudur söylediğimiz bir bilgi. Ka değeri ne kadar büyükse ya o kadar iyonlaşma yüzdesi fazladır, o kadar kuvvetli asittir diyoruz. Bir zayıf baz çözeltisinin pH değeri aynı sıcaklıkta bir kuvvetli baz çözeltisinin pH değerinden her zaman küçüktür mü demiş. Zayıf baz çözeltisi, kuvvetli baz çözeltisi arkadaşlar. Bakın dikkat edin, zayıf baz kuvvetli baz diyor. Normalde eğer eşit derişimlerden bahsediyorsak zayıf bir baz özellik gösterenin pH'ının daha küçük olmasını bekleriz. Çünkü pH arttıkça bazik özellik artacaktır. Ama ya bunlar eşit derişimli değilse, ya bunlar birbirinden farklı iyonlaşma yüzeylerine sahipse arkadaşlar, o zaman zayıf olmasına rağmen pH'ı daha da yüksek olabilir. Yani her zaman küçük olur dediği için üzgünüm, yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız yalnız 2 Bursa. Bir değerli zayıf bir bazın diyor. Zayıf bir baz diyorsa eğer hemen şöyle XOH diyebiliriz. Bu adam X'e OH diye suda iyonlaşacak. Normalde 0,2 molarmış arkadaşlar. 8 litrelik sulu çözeltisi için diyor. KB'yi de vermiş bana zaten. Buradan işte eksi A kadar iyonlaşırsa artı A artı A kadar iyonlaşacaktır yorumunu hemen yapmanızı istiyorum. Artık bu işleri daha hızlı yapmanızı istiyorum. Bunu ihmal edin. Hemen deyin ki A çarpı A. A kare bölü 0,2 bana neyi vermek zorunda? 32 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan A kareyi arkadaşlar 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 bulursunuz. Kökten çıkartırsanız da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi OH derişimini 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulduk. İyonlaşma yüzdesi 4 müdür? Hemen diyelim ki başlangıçta 0,2 molarlık bir şey vardı elimde. Ne kadarı iyonlaştı arkadaşlar? 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü kadar iyonlaştı. Acaba yüzde nedir derseniz, bakın yüzde çarptığınızda şurası 10 üzeri eksi 3'tü, 10 üzeri eksi 1 olur. Yani 0,8. 0,2'ye 0,8, 4 katı. O halde iyonlaşma yüzdesi 4'tür. Birinci öncül doğru. Yani bu adam %4 iyonlaşmıştır. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda diyoruz. pH'ı 3 mü? Bunun için bir kere ben direkt buradan pOH bulabilirim. O da logaritma 8 değerini bilirsem arkadaşlar. Ama öyle bir şey yok. Muhtemelen çünkü OH derişimi 10 üzeri eksi 3 farklı bir sayı çıkacak. İkinci öncül yanlış olur. H artı derişim OH derişiminden küçük müdür? Şimdi OH derişimi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise hani toplamı ne demiştik? Çarpımları 14 değil miydi? 10 üzeri eksi 14. 10 üzeri eksi 14 derseniz OH derişimi 10 üzeri eksi 3. H artı derişimde 10 üzeri eksi 3'ten daha büyük bir şey çıkacak. Eksildikçe, sayı büyüdükçe küçülür. O halde H artı derişimi OH derişiminden küçüktür. Zaten bazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bazsa OH derişimi daha fazla olmak zorunda. Ha ama ola ki göremediniz, işlemleri de buradan yapabilirsiniz. Doğrudur demiş cevabımız Ceyhan 1 ve 3.
Yukarıda Ka değerleri verilen formik asit ve nitroz asit var. Hangileri doğrudur sorusunun cevabını arıyoruz. Ka değeri biliyoruz ki büyük olan daha kuvvetlidir, değil mi? Nitroz asit daha kuvvetlidir. Formik asit ise daha zayıftır. Şimdi nitroz asitin asitlik kuvveti daha büyüktür demiş. Evet, doğru söylemiş. Formik asidin tesir değerliği. Tesir değerliği suda çözündüğünde suya verdiği H artı derişimidir. Bu adam da şöyle çözünür arkadaşlar. HCOO eksi artı H artı şeklinde çözünür. Asetik asit gibi. Organik asit gençler bunlar. Organik asitler şu sondaki hidrojeni verirler. Sonuçta bir tane hidrojen verdiğine göre tesir değerliği 1'dir. Yani ikinci öncülümüz yanlış. 25 derecede eşit derişimli çözeltilerde formik asidin pH değeri daha düşüktür demiş. Yani bu ne demek? Formik asidin pH değeri düşükse formik asit daha kuvvetli midir demek? Bakıyorum, formik asit daha mı kuvvetli? Hayır, nitroz asit daha kuvvetli. O halde nitroz asit daha fazla iyonlaşmıştır. Eşit derişimli alsak bile. Yani 3. öncül de yanlış. Doğrudur'u soruyor bize. Cevabımız Adana yalnız 1 olacaktır. 25 derecede 300 ml 0,2 molarlık sulu çözelti 100 ml sülfürik asit ne kadarı tam nötrleşir diyor. Şimdi nötrleşmeden bahsediyoruz. Nötrleşmek demek ne demekti arkadaşlar? OH eksi mol sayısının H artı mol sayısına eşit olması durumuydu. Bir de tesir değer, yani şöyle demiştik, bazın derişimi çarpı bazın hacmi, bir de Z dediğimiz tesir değerliği vardı. İçerisindeki H artı ya da OH sayısı. Aynı durum asit için de geçerli. Derişim çarpı hacim çarpı etki, yani tesir değerli. Bakıyorum, baz için 0,2 molar verilmiş arkadaşlar. Hacim 300 mililitreymiş. 0,3 diyelim. Bu adamın suya verdiği OH sayısı 1 çarpı 1. Aside geldik. Asidin kaç molar olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Derişimini bilmiyorum. Hacmini 100 vermiş. 0,1 alalım. Peki asidin tesir değerliği nedir? Yani suya verdiği hidrojen sayısı, bakın ne görüyoruz? 2. O halde şurayı 2 ile genişleteceğiz. Artık sadeleştirme yapabilirim. Şöyle ki şu 2 ile şunu yollayayım. Buradan 0,1 kalsın. Bu 0,1 de bunun bir virgülünü götürsün. 3 kalsın. Buradan molarite için ne deriz arkadaşlar? 0,3 molarlık asit yeterlidir deriz. Cevabımız Ceyhan. Asit ve baz nötrleştirme sorularında mol sayıları buluyorduk gençler. Hadi mol bulalım. OH için diyorum ki derişim 0,01. 100 mililitreymiş. Yani bu da 0,1. Bir de 2 değerlikliymiş. Çarpı 2 dedim. Yani baktığınızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol elinizde sizin OH var. Dikkat! Asit için de aynı işlemi yapın. 0,02 molar. Gene 100 mililitre 0,1 ama bu sefer tesir değerliği 1. Yaptığınızda yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hoba! Yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Bu sefer H artı oldu gençler. Şimdi dikkat edin. Baryum hidroksite hidrojen klorür ekledik. Bir aside baz ekledik. Daha doğrusu baza asit ekledik. Baza asit sorularında önce OH mol sayısını buldum. Sonra H artı mol sayısını buldum. Ve burada tesadüfen bu ikisini eşit buldum. Yahu H artı mol sayısının OH mol sayısına eşit olması durumu aslında bizim için hangi durumdu? Nötrleşme. O halde son durumda çözeltinin pH'ı 7 olur. Eğer bu ikisi birbirinden farklı olsaydı o zaman farkını alacaktık. Kim büyükse, atıyorum işte OH'ın mol sayısı daha büyükse OH'ın mol sayısından H artı mol sayısını çıkarıp toplam hacme böldüğümde direkt OH eksi derişimine ulaşacaktım. Bakın dikkat. Eğer birbirlerinden farklı bulsaydık ya da H artı mol sayısı fazla olsaydı o zaman da H artı mol sayısından OH mol sayısını çıkarıp yine toplam hacme bölüp, toplam hacim dediğim nedir? 100 artı 100'den 200. Bu sefer de H artı derişimini bulup pH'ına doğru koşacaktık.
Fakat bize burada şans eseri eşit çıkmış derişimler. Derişimler eşitse bulunan ortam nötrdür. Yani pH'imiz 7 gençler.